geldiniz. Bildiğiniz gibi pazar günü önemli bir maça çıkıyoruz. Gerçi tabii ki rakip bir altımızdaki, yani 5 puanla bizi takip eden rakip olduğu için biraz önemli gibi duruyor ama sonuçta bir Ankara Gücü maçından, bir pazar maçından çok da farkı olmuyor. Çünkü sonuçta 3 puanlık bir maç. Yenersek çok büyük bir avantaj elde edeceğiz. Bunun önemi kulüp tarafından herkesce bilinen bir gerçek. Bu nedenle şimdi Göztepe'si bizi ilk yarıdaki maçında biliyorsunuz seyircimizi kabul etmemişti. İlçe Güvenlik Kurulu'nda buna benzeyen bir karar alarak Göztepe seyircisi pazar günkü maçta olmayacak. Öncelikle onu söyleyelim. Bunu özellikle de haber olarak da yaparsak İzmir'den Göztepe seyircilerinin gelmemesi konusunda, çünkü Çatırık'ta herhalde polis önlem alacaktır maça girememeleri konusunda zaten ilçe güvenlik kurulunun kararı var. Birincisi bu. İkincisi, bu önemli maçta Bandırma'yı stada davet ediyoruz. Zaten sosyal medyada bu konuyla ilgili birçok kampanya başlatıldı bizim seyircilerimiz tarafından. Ama biz tabii kulüp olarak da bizi yalnız bırakmayan Bandırma'ya şimdiye kadar az da olsa çekirdek bir seyircimiz var. Ama bu maçta ve bundan sonraki maçlarda da artık türbünleri dolmasını ve takımımızı şampiyonluk yolunda desteklemelerini istirham ediyoruz. Çünkü önümüzde hani az sayılmayacak sayıda maç var ama çok da önemli bir avantaja sahibiz. Bu avantajı kaybetmeden sonuna kadar götürmek istiyoruz. Bu nedenle bir dizi önlemler almak zorunda kaldık. Seyircimiz açısından hem gelen seyircinin daha rahat stada girebilmesi hem de daha kolay, daha çabuk nasıl bu işi yapabiliriz diye bir dizi önlem almak zorunda kaldık. Ben biraz bunlardan bahsetmek istiyoruz. Ondan sonra diğer şeylere geçeriz. Şimdi yeni kapalı diye nitelendirdiğimiz Bamit tarafında bulunan türbün 2200 kapasiteye sahip ve 2200 tane bilet basıldı. Bunun rengi mavi olacak. Bütün 4 türbün olarak ayırdık. Eski türbünü de ikiye ayırıyoruz biliyorsunuz. Bir Bandırma tarafı şeref türbünü, bir de 600 evler tarafı. Hepsinin için ayrı renkli bilet basıyoruz ki karışıklık olmasın. Bilet kişilerini de ayırıyoruz. Şimdi yeni kapalı dedik, 2200 tane bilet. Yeni kapalının önünde 2 tane bilet kişisi var satış. Bir tane de rakip takım türbünün önündeki bilet kişisini de yeni türbüne ayıracağız. Yani 3 tane oluşacak. Çünkü oraya seyirci alınmayacağı için. 3 tane mavi bilet satan gişemiz olacak ve gişeler saat 11'de açılacak. Eski kapalının Bandırma tarafı, yani alt taraf diye nitelendirelim artık. 1900 tane bilet basılacak. Beyaz bilettir. Yani koltukla örtüşen birebir basıyoruz. Eski kapalının yine 600 evler tarafı 2100 adet bilet basılacak. Toplamında 6200 tane bilet basılacak. Fiyatlar 10 lira bilet fiyatı. Biletle ilgili bir ekstra bir düzenleme yok. Yeni yapılan kale arkası türbünün açılıp açılmayacağı Perşembe ya da Cuma günü yönetim kurulu toplanıp tekrar karar verecek. Yani orada hani gelen talebe göre bakacağız. Hani açılır açılmaz. Çünkü bizim şu ana kadar sattığımız en fazla bilet 2600 tanedir. Diyarbakır maçında. Evet.
o konuyu şu anda tam netleştirmiş değiliz. Çok önemli. Bandırma'da serbest kart işte gişe, yani girişlerde şunları çok dikkat edeceğiz. Bir kere bariyerlerle girişleri düzgün sıraya sokmaya çalışacağız. Ve bariyerlerin önünde mutlaka güvenlik görevlileri bilet soracaklar. Yani bilet gişesinden biletsiz adam insanların sıraya girmesini önlemek istiyoruz. Çünkü orada yani turnikenin önünde herhangi bir yığılma, işte biletlisin, biletsizsin önüne geçelim ve daha çabuk içeri alabilirim diye. 10 yaşa kadar çocuklarda bilet istemeyeceğiz ama 10 yaş üstünden bilet isteyeceğiz. Lütfen bu konuda bize yardımcı olsun insanlar. Çünkü orada ona göre tartışma oluyor, sıkıntı oluyor. Sıkıntı şu buradaki, bu verdiğim bilet adetleri resmi adetlerdir. Yani gelen temsilci bunları görüyor. Siz 10 yaşındaki çocuk da 12 yaşındaki çocuk da fark etmez. Karşıdan bakıldığı zaman insan olarak görülüyor ve adam diyor ki sen buraya fazla bilet satmışsın. Yani kapasiteyi bildiği için orada bir yoğunluk oluşuyor. Bu önemli. Biletler de sabah saat 10'da satışa sunulacak. Stadın etrafında olan işte bahsettiğim yerlerde. Zaten eski türbünün 3 tane gişesi var. İkisinde bordo bilet satılacak, birinde beyaz bilet satılacak. Yani biz elimizden geldiği kadar gelen seyircimize yardımcı olmak istiyoruz. Ama bu konuda onların da bize yardımcı olmasını istirham ediyoruz. Ve bir önemli konuda bütün sıkıntı şimdiye kadar gördüğümüz bütün sıkıntı son 10 dakikada 15 dakikada stada gelmekle ilgili. Son 10 dakikada ya da 15 dakikada gelindiği zaman isteseniz de istemeseniz de maalesef bir yığıntı oluyor ve sağlıklı olarak kimseye hizmet edemiyoruz. Bir sürü de tartışma çıkıyor. İşte daha çok bilet kişisi açılsaydı falan filan ama biraz erken gelinip yani saat 12 civarında 12 ile yarım arasında gelip eğer bu bilet alma işini ve sıraya girme işini tamamlayabilirse herkes sağlıklı olarak içeri gireceğini düşünüyoruz. Önlemlerimiz o yönde. Güvenlik zaten arttırıyoruz. Özel güvenliği de arttırıyoruz. Onun dışında yine giriş çıkışlarla ilgili tabii çok önemli ceza sınırındayız. Yani seyircisiz oynama ceza sınırındayız zaten. Öbür türlü cezayı her türlü veriliyor ama bu maçta gösterilebilecek taşkınlıklar, küfürler maalesef Kırklareli maçını seyircisiz oynamamıza neden olacaktır. Bunu da takımımızı desteklerken seyircimizin göz önüne almasını. Çünkü futbol seyirciyle güzel. Biz onların sayesinde, onların itici gücü sayesinde buralardayız. Kırklareli maçında ya da ondan sonraki maçlarda, içerideki maçlarda bundan yoksun kalmak istemiyoruz. Nasıl bu maçta daha fazla seyirci istiyorsak, diğer maçlarda da daha fazla seyirciye istiyoruz. Yani şunu da ben fikir olarak, bu takım bunu hak ediyor yani. Hani teknik heyet, futbolcular bunu hak ediyor diye düşünüyorum şahsıma. Maçla ilgili tabii hedef 3 puan. Onu başka bir şey söylemek mümkün değil. Her maçta olduğu gibi. Ankara'da da maçta da hedef 3 puandı. Olmadı. Girdiğimiz pozisyonları maalesef değerlendiremedik. Beraberlikte tabii ki deplasman için çok önemli bir puandı. Alıp geldik. Tabii bu maçın önemi daha da fazlalaştı. Bu sefer bunu da kazanıp ileriye daha rahat bakmak istiyoruz yönetim olarak. Tek istediğim şey destek. Gelsinler Bandırmalılar, Erdekliler, Gönenliler. Hem bu iyi ligin en iyi iki takımını seyretme keyfine varsınlar hem de bizi desteklerlerse biz de çok mutlu olacağımıza inanıyoruz. Özel bir prim uygulaması olacak mı?
Şu anda öyle bir şey söz konusu değil. O ilerleyen günlerde olabilir. Yani onunla ilgili bir şey yok. Şu anda bir gelişme yok. Sizin sormak istediğiniz bir şey varsa ben...